Selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar, Xiaomi'nin robot süpürgesinde oluşan bir hata var. Manyetik alan hatası. Robot manyetik alan algıladı. Lütfen sıfırlayın diye uyarı veriyor. Robotumuzun serisi şu. Bakın şimdi burada manyetik alan sensörü, bir tane burada, bir tane de tam karşısında. Bakın şurada altta, şu şekilde göstereyim size. Bakın şu vidanın, bu ona seri bağlı. Şu kablo ucu oradan geliyor. Bu da anakarta giriyor. Şimdi robota komut verdiğimizde bunu yerine taktığımızda, şura yeri bu bölgeye taktığımızda, bakın. Ben şimdi size bu hatanın Türkçe karşılığını da robotun kendi ekranından vermiş olduğu hatayı da göstereceğim. Şimdi bu sensör arızalı değil. Bunun üzerinde küçük bir mikro kadar bir sensör var. Bu manyetik alan mıknatıs. Mıknatıslı alan yaklaştığı anda robot hataya geçiyor. Bakın şimdi mıknatısı yaklaştırıyorum. Mıknatıs yaklaştırdığım zaman robot hataya geçiyor, bakın. Evet. Manyetik alan algıladım. Lütfen manyetik alandan uzaklaştırın diyor robotu. Şimdi ben bunun tespitini şu şekilde yaptım. Bu iki sensörü çıkarttım. Hem bunu hem şuradakini. Aynısı bakın burada da var. Şu şekilde yakınlaştırdım. Görünüyor mu? Aynısı. Bu sensör şuradaki fırça motoru. Buna bu fırça motoru zamanla deforme oluyor. Artık manyetik alanı nasıl genişliyorsa anlayamadım. Bu sensörü buraya taktığınızda şu an bakın tam yerine taktım. Bunu da şu şekilde tespit ettim. Bunu söktüm. Aynı hatayı vermeye devam etti. Ama bunu söktüğüm zaman robot hata vermiyor. Bakın. Şimdi robot temizliğe başla dediğimizde her ne kadar Çince bir şeyler anlatmaya çalışsa da robot diyor ki benim önümde manyetik bir alan var. Bu alanı kaldırın veya robotun yerini değiştirin. Biz bu sensörü buradan aldığımız anda bakın şu an normale döndü. Bastığım anda çalışacak. Temizliğe başlanıyor diye. Durdurdum. Şimdi buraya yaklaştırdığım zaman yerine taktığımda yine temizliğe başla dediğimde hata veriyor. Buradan sensörü aldığım anda normale dönüyor. Şimdi buradaki amaç robotun önüne herhangi bir engel duvar konduğunda manyetik alan olarak algılaması için bu sensörler. Ama buradaki dediğim gibi fırça motoru bir manyetik alan oluşturduğu için bu sensör bunu hata olarak görüyor. Şimdi bunu ya biraz geriye çekeceğiz ya da motorun arasına bir manyetik alan önleyici bir plastik parça koyacağız. Bu şekilde düzeltmeyi deneyeceğiz. Bir deneyelim. Şimdi arkadaşlar bu manyetik alan sensörünün altına çift taraflı bir bant, köpük bant yapıştırdık. Bununla şu şekilde şu banttan bununla sensörümüzü biraz havaya kaldırdık. Ve yan tarafına da şu şekilde bakın şu şekilde de metal bu motordan gelen manyetik alanı önlemesi için metal bir saç plaka yapıştırdık. Bu da şu.
ince kaplama olan üstünde alüminyum bir saç ekledik. Bu şekilde bu sensörü manyetik alandan biraz korumuş olduk. Robotumuz şu an sorunsuz çalışıyor. Bu şekilde eğer sizin de manyetik alan sensörünüz robotunuzu çalıştırdığınızda manyetik alan algılandı, lütfen robotun yerini değiştirin diye hata verip duruyorsa ya bu sensörlerden bir tanesi, diğeri de şurada. Bakın. Bu da aynı şekilde. Ya bu sensörlerden bir tanesi arızalı ya da etraftaki elektrik manyetik alan oluşturan motor ve diğer parçaların sensör biraz deforme olmuştur, yıpranmıştır, ondan dolayı hassasiyet artmıştır. Bu şekilde hata veriyor olabilir. Ya komple değiştirin ya da eğer bizim gibi bulamazsanız, çünkü biz bulamadık. Yurt dışında var, o da çok pahalı. O yüzden bu şekilde bir yöntem uyguladık. Hayırlı günler.